Celal Bey ve Berna Hanım 20 sene süren mutlu evliliklerini tazelemek istemeleri. 20 senedir beraber olduğunuz ortada. Bunun için uzun boylu konuşmayacağım ama yine de adet yerini bulsun diye soruyorum. Bu nikaha karşı olan varsa şimdi konuşsun. Yoksa sonsuza dek sussun. Bir dakika. Benim söylemek istediğim bir şey var. Deniz. Allah Allah, ne oldu şimdi? Yapmaya çalışıyor. Ben efendim. Kötü şeyler olmasını istemiyorsan sakın kimseye benimle konuştuğunu belli etme. Hı hı. Şimdi eve dön. Sana gelen bir paket var. Daha sonra istediğini yapmakta özgürsün. Kusura bakmayın, gitmem lazım. Deniz, nereye? Hocam, özür dilerim. Mert! Özür dileriz. Lütfen devam edelim. Siz buyurun. Nerede kalmıştık? Dedirtin mi sen? Sana bir şey olsa yaşayamam ben. Artık Melih. Eğer dayın bu evde kalırsa ben gidiyorum. Ya ne yaptın Özgür, söylesene. Ya nasıl söyleyeyim bilmem ki. Ay, ya avazım çıktığı kadar bağıracağım şimdi. Tamam, söylüyorum. Ben dansöze para taktım, dansöze beni öptü. Ne? Mert'in kaskı. İnanmıyorum. Alo? Paket eline geçti mi? Evet. Mesajı aldın herhalde Deniz. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Eğer o küçük gaganı kapalı tutmazsan bir dahaki sefere o kaskın içinde Mert'in kafası olacak. Mert'ten ne istiyorsunuz? Siz ne biçim insanlarsınız ya? Ben kimsenin canının yanmasını istemiyorum. Ama damarıma basmaya devam edersen asıl yüzümü görmek zorunda kalacaksın. Sen. Mustafa Bey'in gönderdiği paketi almaya geldim. Nikahınız kıyıldığına göre gelin hanımı öpebilirsiniz Celal. Evet. Bir yastıkta koyayım gençler. Bu Deniz ne yapmaya çalışıyor sence? Bunca şey.
itiraz edediler. Mutluyum hocam mutlu olmasına da yeniz aklımı karıştırdı. Neden geldi? Ne demek istedi bir türlü anlayamadım. Evet, haklısın. Merak etme, öğreniriz nasılsa. Evet dostlar, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Her şey... hayatımın anlamı sevgili karım Berna için. Berna'cığım... seni çok seviyorum. Kalınca zannettim ki. Gülüm. Ben annem ölüyor diye bıraktım hepimizi. İnandım ona. Sen ne zannettin? Ben zannettim ki benim gibi geçmişi kirli biriyle... Ne diyorsun Sedef? Sen hayatımda tanıdığım herkesten daha temizsin gülüm. Ben korktum Fuat. Yani her şeyi öğrenmene rağmen beni istemeyeceğini zannettim. Ah be gülüm. Olur mu öyle şey? Şimdi annemi de aradım. Banulardan çıkın diye. Peki şimdi ne olacak? Evleneceğiz. Karım olacaksın benim. Gerçekten mi? Ya annen? Onunla yüz yüze hesaplaşacağız. Dönünce nikah işlemlerini başlatalım. Peki Banu? Onun işine gelir. Şimdi senin karın mı olacağım? Evet. Karın olacaksın. Anne. Niye fırladı gitti bunlar? Ne bileyim ben. Halalarıma hastalanmış. Ne olmuş? Niye illa biz kendimiz gideriz diye tutturdular? Babamın götürmesini istemediler. Babanla konuştun mu anne? Yok. Ya bu işte bir gariplik yok mu? Ne garipliği? Anne baksana böyle özel bir günde bırakılıp gidilir mi? Yavrum hastalık bu. Özel gün mü dinler? İyi de yani niye bizi istemediler yanlarında? Hani biz akrabaydık? Ay ne bileyim ben gelmeyin dedi kadın görmedin mi? Ben bir babanı arayayım da sorayım. Telefonun nerede yavrum? Odamda anne. Bir gidip de alayım gelim şunu. Ay çok mutluyum Suna ya, çok mutluyum. Kızım hemen sevinme, daha bir şey belli değil. Ya baksana kesin Fuat öğrendi, kesin. Ve kıyameti kopardı. Yoksa o Şükran cadısı böyle apar topar gider miydi hiç? Dayı! Dayıcığım hadi uyan, hadi dayı, dayı! Sen git dansözlerin peşinden koş Özgür. Ya Meveş bir dur açıklayabilirim. Bırak, gelme peşimden. Ya Meveş diyorum ya, Meveş! Bu ara nasıl geldik? Biliyor musun canım? Ozan bile uyanabiliyor ama maşallah dayın yattı mı kalkmak bilmiyor. Ama Hande. Aması maması yok mu? Eğer dayın bu evde kalıyorsa ben gidiyorum. Açmıyor. Mert? Hayırdır oğlum? Kiminle konuşuyorsun sen? Baba, Deniz'i arıyordum ya. Çok merak ettim de açmıyor telefonu.
Allah Allah. Neden öyle davrandı hiç anlamadım. Ben de hiç bilmiyorum. Neyse sen bunları takma kafana. Bugün sizin en mutlu gününüz. Berna Hanım, hediyeleri ne zaman açacaksınız? Şimdi değil Hacer Hanım, belki sonra. Müsaadenizle. Ne oldu Hacer Hanım? Berna Hanım'a hediyeleri ne zaman açacaksın dedim. Çekti gitti. Törenin başından beri çok gergin zaten. Bu deniz yüzündendir. Öyle bir anda ortaya çıkınca. Şu denizi bir arayalım bakalım. Ya birine söylediyse? Mahvolurum. Çalıyor çalıyor, açan yok. Ya Meyveş neden böyle yapıyorsun? Ne yani? Tek suçum dürüst olmak mı? Ya sarhoştum diyorum, neden anlamıyorsun? Sarhoşken daha sözleri öpebilirsin diye bir şey yok. Tamam mı? Ya Meyveş tamam bak. Özür dilerim tamam mı? Hataydı. Ya gerçekten olan biteni doğru düzgün hatırlamıyorum bile ya. Ha bir de hatırlasaydın. Hatta istersen gel bir yerlerde oturalım bütün detaylarıyla anlat. Öferken neler hissettiğini. Meyveş saçmalıyorsun, bekler misin lütfen? Sen nereye gidiyorsun ki? Eve mi gideceksin? Hayır tabii ki. Bu seni hiçbir şey ilgilendirmez. Tamam mı? Gelme peşinden. Of! Meyveş! Meyveş! Taksi! Fuat'cığım yavaşlar mısın lütfen biraz? Sana söylüyorum. Fuat! Fuat korkutuyorsun beni. Sinirlerine hakim ol lütfen. Var ya. Annemin bu kadar ileri gittiğine inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Ben de. Sedef, o kaseli bağını verdim sana. Ben kendimi buldum dedim ya. Sedef, bari sen yalan söyle. Tamam, bağını bulmuş, getirdi. Ama ben de sana söyleyemem dedim. Ya Sedef, inanamıyorum sana. Sonra Suna geldi. O kadar güzel şeyler söyledi ki bana. Kendini yargılama. Kimsenin de seni yargılamasına izin verme dedi. Cesaretlendirdi beni. Aferin Suna ya. Banu umrumda değil. Ama Suna ailesine çok düşkün. O yüzden onu üzmeden bu nişan işini halledelim olur mu? Var ya. Bana kalsa Banu'yu rezil etmeden atmazdım o yüzüğü ama. Fuat lütfen. Tamam tamam. Suna'nın hatırı var. Annen mi? Sence annem arayabilir mi? Banu. Kurtuluş müjdesi istiyor. Beklesin. Şeytan azapta gelir değil mi? Hadi gidelim gülüm. Açmıyor. Önce Şükran'la hesaplaşacak demek ki. O kadar emin olma. Belki gerçekten hasta olmuştur kadın. Suna var ya sırf beni tedirgin etmek için söylüyorsun değil mi? Ama boşuna uğraşma. Hayır canım. Dereyi görmeden paçaları sıvamak senin huyun ya. Sonra ağzın böyle açık kalıyorsun, uyarayım dedim. Ya of. Acaba ben söylese miydim ki ha annemlere her ihtimale karşı? Bence boşuna kuruntu yapıyorsun. Oh, kıvranırsın işte böyle müstahak sana.
Fuat da ben de sana minnettarız. Yuvamızı senin sayende kuruyoruz. Biliyorum çok tuhaf ama nikah şahidim sen ol istiyorum. Dostlukla, Sedef. Deniz'i mi arıyorsun? Evet hocam. Ama cevap vermiyor, ulaşamıyorum. Hayatım? Neden buradasın? Yoksa Deniz'e mi canın sıkıldı? Ay yok canım. Deniz'e niye canım sıkılsın? Şaka yapmak istedi herhalde. Hemen geliyorum. Hadi hayatım. Asma suratını. Bak yarın Maldivler'deyiz. Hı? Hadi içeri gel. Tamam Ceroş, sen git. Ben bir makyajımı tazeleyeyim. Geleceğim. Tamam. Hadi bekliyorum. Kadar yokum. Karımla Baray'la çıkacağım dedi. Ben de ya o imzayı atarsın ya da Baray'la unut deyince şak diye aldık imzayı. Zaten artık köşeye sıkıştı. Ne istersek yapacağım. Ama yine de uzaklaşmasını istemiyorum. Ne yapıp edip gitmesini engelleyin. Elimizin altında dursun. Belki lazım olur. Berna'cığım. Çok korkuyorum. Ya Deniz bildiklerini... Deniz mi? Yahu unut şu Deniz meselesini. Konu çoktan kapandı. Artık konuşamaz. Nasıl yani? Ben sana sonra anlatırım. Yalnız sen kimseye bir şey hissettirme. Rahat davran. Dediğim gibi Deniz'i de düşünme artık. Ya Mustafa. Ya beni asıl üzen şey... senden 10 gün ayrı kalmak. Ben sensiz ne yapacağım? Sabret, az kaldı. Sen tatilin tadını çıkart. Sonra... sonsuza kadar beraberiz. Hadi öpüyorum seni. Efendim? Deniz mi? 10 dakika sonra gönder gelsin. Hadi kalk hadi. Allah aşkına hadi. Lan ben ne yapacağım dayınla ya? Ya kanka bırak adamı ya. Uyusun 10 dakika sonra gider. Olmaz abicim, olmaz. Hande'ye söz verdim. Dayım bugün gidecek. Abicim o da birazcık anlayış göstersin ya. Uğraşıyoruz işte burada. Boş durmuyoruz ki. Ozan! Uzatma abicim hadi. Dayan dayı hadi. Yürü duşa sokalım dayımı. Tamam hadi. Ay kusur olur mu? Anne ne diyor? Bak kızlar da çok geçmiş olsun diyorlar. Hadi, hadi Allah acil şifalar versin. Hadi, hadi. Ne oldu anne? Ne diyor? Ha? O mu aradı, sen mi aradın? Ay ben aradım. Ayıp. Bir şey lazım mı? Hastaneye girelim mi dedim. Ense halayı ameliyata almışlar. Yoğun bakımda kalacakmış. Ama sakın gelmeyin dedi. Fuat dönmüştür o zaman. Dönmüştür Zar. Yavrum şimdi... ay neredeydi? Dur. Ha. Ben şimdi bu şapkanın kenarındaki çiçek... Aa! Başlayacağım şimdi ya. Şapkasıymış, çiçeğiymiş. Ne bağırıyorsun kız? Ya anne Şükran annenin sesi nasıldı? Ay nasıl olacak? Kadın telaşla canıyla boğuşuyor. O kadar mı? Anne sen bakma ona. Bak. Bunun aynı renginden bence çiçek yap bir tane. Öyle mi? E tamam sen nasıl diyorsan. Ya bir kere de gönlümce mutlu olayım ya. Ya Suna niye söylemiyorsun? Söylesene. Ha? Ne dedi? Bir şey dedi mi? Ya susar mısın? Ders çalışıyoruz burada. Çok teşekkür ederim. Rica ederim şekerim. Berna Hanım, bu da benim hediyem. Sizin için seçtim. Öyle mi? Bu ne? Şal. Bunun markası falan da yok. Yok. Sizin için özel olarak ördürdüm. İlahi Hacer Hanım, el örgüsü şal mı? Ayol hangi devirde yaşıyoruz? Ben size demiştim değil mi Hacer Hanım beğenmez diye. Aa, siz hediyelere bakarken ben yiyecek bir şeyler daha hazırlayayım değil mi? Ne yiyeceği ya Celal? Dünyayı yedik zaten. Sen bir tane soda getir Allah aşkına. Aa, tamam Bahri, tamam. Thank you.
İkbal. Mustafa bu nikahı nereden biliyor? Niye buraya çiçek göndermiş? Göndermiş işte, ne var bunda? Geçen gün Celal bizdeyken gelmişti ya, o zaman öğrenmiştir. Sağ ol Celal. Affedersiniz. Alo. Celal Bey. Hemen ofise gel. Şimdi müsait değilim. Daha sonra uğrasam. Uzatma Celal. Gel dedik. Bir saat içerisinde burada ol. Eve gitmeyecek misin? Bugün değil. Ama annen? Benim öyle bir annem yok Sedef. Bak öyle deme. Ben kendimi... Sedef, o kadar kolay değil. Bana hayatımın kazığını attı. Neyse, ya gerçekten bu konudan bahsetmek istemiyorum. Tamam, kızma. Annem değil, o cadı. Ne var Banu? Fuat! Ne var, ne istiyorsun? Ya annenler apar topar kalkınca merak ettim. Yapma ya, beni mi merak ettin sen? İyiyim, tamam mı, rahatladın mı? Kapatıyorum Banu. Fuat! Bak, Sedef bana her şeyi anlattı. Artık rahat edebilirsin. Ne? Gerçekten mi? Ay Allah'ım çok şükür. Yalnız babana hiçbir şey söylemeyeceksin. Ben bir şey söyleyemem ki zaten. Sen bitiriyorsun, sen açıklama yapmak zorundasın. Şimdi öyle mi oldu? İyi o zaman. Ben de ayrılırken babana seninle ilgili bildiğim gerçekleri anlatayım ha. Ne dersin? Ya Fuat saçmalama. Bak Banu. Şu an gerçekten çok öfkeliyim. Her şeyi yapabilirim. O yüzden beni rahat bırak. Tamam. En iyisi biz Ömür Kafe'de konuşalım. Tamam o zaman, ben hemen çıkıyorum. Ay, ay Allah'ım ya. Şu işten kazasız belasız bir kurtulsam. Ne yapayım dayı? Uyanmıyordun ki bir türlü. Lan eşek sıpası, niye uyandırıyorsun ki beni? Dayıcığım bak. Benim sana bir şey söylemem gerekiyor. Sen... Naci dayı, al. Isınırsın. Ah, sağ ol yeğenim. Melih, bir bakar mısın? Bak abicim, sen bu adamı bu şekilde sokağa atarsan zatürreden gider. Ben sana söyleyeyim. Yuh artık, abartma Ozan. Vallahi Melih, benden söylemesi. Bak abi, kızlar gelip geçicidir. Fakat dayı sen git desen de o kalır. Neyse, hadi ben gidiyorum. Babamla konuşacağım. Naci dayı. Elveda. Elveda dayı. Uğurlar ola yeğenim, uğurlar ola. Sen bana ne diyecektin yeğenim? Dayı beni bir dakika burada bekler misin? Dayımı bu şekilde göndermek hiç içime sinmiyor. Ya hasta falan olursa adamcağız? Anlaşıldı mı? Sen beni bu evde istemiyorsun. Tamam anne. Tamam. Tamam göndereceğim beni. Efendim. Deniz mi? 5 dakika daha beklesin. 5 dakika falan bekleyemem. Aa, Denizciğim. Çok sinirli gördüm seni. Madem buraya geldin, otur rahatlarsın. Siz ne kadar iğrenç bir insansınız ya. O kask ne demek oluyor? Ya of ya of! Milkshake bile sakinleştiremiyor beni. Yanında kestaneli pasta da ister misin? Of, bırak bu bayat numaraları Özgür. Ben seninle konuşmuyorum bir kere. Meveş bak. Demek ki oryant
zaten olmak gerekiyormuş. Beyefendi anca daha sözleri yapıyor. Hale bak. Bak Meveş, çok üzgünüm ben. Çok büyük bir eşeklik ettim. Ne olur affet beni. Affetmiyorum. Tamam affetme. Ama en azından bize gel, bizde kal. Ne olur. Bak yoksa aklım sende kalacak. Yok ya. Hayatta olmaz. Sizde falan kalamam. Ne yapacaksın peki? Burada kalacağım. Ne? Tamam tamam. Peki ben birazdan çıkıyorum o halde. Ayrıla Ceroş, ne oldu? Kimdi arayan? Herkesten çok özür dilerim. Bir son dakika aksiliği olmuş. Benim acilen şirkete gitmem gerekiyor. Böyle bir günde. Maalesef Bahriye'cim, iş özel hayat dinlemiyor. Ama hemen dönerim. O zaman biz de kalkalım. Malum yarın yola çıkıyorsunuz. Hem Berna da Maldivler için hazırlık yapacaktır. Evet, İkbal doğru söylüyor. Hadi biz de gidelim. Celal'cim tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eğer Deniz'den haber alırsam beni ara, tamam mı? Ona ulaşamıyorum çünkü. Tamam, ararım Mert, merak etme. Parayla, tehditle her şeyi çözebileceğinizi sanıyorsunuz değil mi? Evli bir kadınla beraber olduğunuz yetmiyormuş gibi. Sen hala orada mısın? Ha? Saf mısın kızım sen? Gördüklerini unutacaksın dedim sana. O kaskın içi bir dahaki sefere boş olmaz. Haberin olsun. Size söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bu kadar çirkinleştiğinize inanamıyorum. Kızım ben sana güzellikle anlatmaya çalıştım ama anlamadın ki. Bu yolla da anlamazsan... Ne yapacaksınız? Mert'i mi öldüreceksiniz? Sen susarsan kimsenin canı yanmaz küçük kız. Umarım bundan sonra ayağını denk alırsın. Yoksa o çok sevdiğim Mert... Ben daha fazla birikim yaptık sanıyordum. Vallahi ben çok dikkatli harcadım Fuat. Yok gülüm. Ben sana bir şey demiyorum ki. Ne yapacağız? Büyük işler yapmam lazım. Ne olur kendini tehlikeye atma. Gülüm. O kadar para tehlikesiz kazanılmaz. Bak. Haracı ödeyelim sonra ben de çalışırım ha? Hayır Sedef. Hayır. Olmaz öyle şey. Bırak Ankara'yı. Ben artık bu ülkede yaşayamam. Nasıl yani? Gülüm bak. Senin aracını ödeyeceğiz. Tamam mı? Hı. Yeni bir iş için para yapacağız. Nikah kıydıktan sonra da ver elini Hollanda. Hollanda mı? Şu şeyin yanına mı? Hani şu... Neydi adı? Asker arkadaşın. Evet. Evet Adil'in yanına. Kaç kere aradılar. Ama ben seni bırakamadım. Ama Fuat, yol bilmediğimiz, dil bilmediğimiz memlekette ne yaparız? Gülüm, her şeyi öğreniriz ha. Hem sen yeni bir hayat kurmak istemiyor muydun? Al işte sana fırsat. Ama gülüm... Neyse. Neyse Sedef'im. Bunları sonra konuşuruz tamam mı? Ben şimdi bir Banu'nun yanına gideyim. Malum, ortalığı karıştırır falan. Tamam. Dayı ne yapıyorsun sen? Gidiyorum ben yeğenim. Anladım ben. Gelin benden huylandı. Yok dayı öyle değil aslında. Yok yok öyle öyle. Hata bendeki istenmediğim yerde kalmaya çalıştım. Ah ah eski günlerin biraz olsun hatırı vardır dedim ama... Anlaşılan insan değişiyormuş.
etmeniz gerektiğini çok iyi anlamışsınız. Peki, bundan sonra ağzımı açmayacağım. Aferin. Bak gördün mü? İsteyince ne güzel kuzu gibi oluyormuşsun. Gerçekten midemi bulandırıyorsunuz. Hadi canım hadi. Benim işim gücüm var hadi. Bak kapı orada. Ha Deniz, ne haber? Ne işin var burada? Aa, Ozancığım. Ne demek ne işin var senin burada? Deniz artık aileden biliyorsun. Burası işinde yardımcı oluyorum ona. Ha, öyle mi? Ya öyle. Sağ olsun baban çok yardımcı oluyor. Eksik olmasın. Ne oluyor buna? Yine hanımefendi burnundan soluyor. Ne bileyim oğlum. Herhalde burs işine canı sıkılıyor. Ama hallolacak. Boşuna üzülüyor. Babanın elinden bir şey kurtulur mu ha? Ya ne olur böyle yapma. Hadi kalk bize gidelim bak. Hem bak Deniz de çok mutlu olacak. İyi peki. Ama seninle hala küsüm. Deniz için geliyorum ona göre. Tamam kabul. Hadi kalkalım o zaman. Bu arada yan yana yürümeyelim. Ben seni hala affetmiş değilim. Tamam yürümeyelim. Anne. Gel canım otur. Nasılsın? İyiyim. Çok yorgunum. Anne sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin tamam mı? Tamam canım benim. Sor ne soracaksan. Deniz'le olan konuşmanla ilgili bana anlatmadığın bir şey var mı? Yok canım benim. Ne olabilir ki? Çok tuhaf. Deniz'in bana olan davranışlarında bir gariplik seziyorum da. Kapı. Ben bir kapıya bakayım. Deniz? Kusura bakma kızım, seni de başını ağrıttık. Önemli değil. Yolcu yolunda gerek. Ben seni geçireyim dayı. Dayı, bak ben tekrar özür diliyorum. Bak bunu telafi edeceğim, söz. Yok yeğenim, yok. Ben neyin ne kadar değerli olduğunu gördüm. Dayı. Ama bak, ben sana diyeyim. Ne demişler, aşk insanın gözünü kör eder. Bu kız sana göre bir kız değil, ben diyeyim sana. Ben giderim gitmesine de. Olan sana olur. Bugün dayısını attıran yarın kim bilir neler yapar. Hadi bakalım. Anne kim geldi? Deniz sen neredesin? Arıyorum telefonlarını açmıyorsun. Geldim işte Mert. Seninle konuşmak istediğim şeyler var. Tamam. Hadi gel odama geçelim. Telefonu aç. Ya nerede kaldın Fuat? Kaç saattir seni bekliyorum. Merak etme bana.
Bitiyor hepsi. Kurtuluyorum senden. Gerçekten bitti mi Fuat? Evet. Bitti. Allah'ım çok şükür. Çok şükür. Teşekkür ederim Allah'ım. Banu. Var ya. Sen yat kalk Sunay'a dua et. Eğer o kızın hatırı olmasaydı sizin yalancı kızınızla işim olmaz deyip bırakırdım seni. Of Fuat tamam. Banu. Annemle ilgili belgeleri sen verdin değil mi Sedef'e? Yani... Hiç kıvırma. Hiç kıvırma Banu. Ama şunu da bil ki eğer Suna Sedef'le konuşmasaydı her şeyi mahvedecekti. Ve bundan benim bile haberim olmayacaktı. Gerizekalı kız. Yakacaktı ikimizi de. Bu gece alemi birazcık zeka geriliği yapıyor galiba ha? Öyle mi diyorsun ha? Ben de diyorum ki... Evet. Kazım babaya. Banu bana tıp öğrencisiyim diye yalan söyledi. Ben de sözü atıyorum diyeceğim ha. Ne dersin? Ya Fuat ne yapıyorsun? Fuat verir misin şu telefonu ya? Alo. Kazım baba. Ya. Hayır yani bu kız ne yapmak istiyor? Ben bunu anlamıyorum ki. Eve gelince bunun hesabını soracağım ondan. Hayatım sakin ol lütfen. Bahri'cim bir şeyler hazırlayayım mı ister misin? Yok Hacer Sultan sağ ol. Selam. Maşallah. Evin yolunu bulabildiniz beyefendi. Kusura bakma baba sonra anlatırım. Mehveş. Merhaba. Anne, baba, size söylemek istediğim bir şey var. Eğer izin verirseniz, Mehveş bir süre bizde kalacak. Tamam babacığım. Tamam o zaman sana kolay gelsin. Hadi hoşça kal. Zannediyorsun sen ya? Banu, aklını başına alman gerektiğini gösteriyorum sana. Ve bir daha asla benim müstakbel eşinle ilgili yanlış bir kelime etmeyeceksin Banu. Anladın mı? Etmeyeceksin. Tamam Fuat. Ama lütfen sen de... Ben uygun bir zamanda geleceğim, merak etme. Belki babamla gelirim, bilmiyorum. Sözü atacağım yani. Hiç şüphen olmasın. Ama sen de o zamana kadar uslu dur. Edebinle otur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ya Fuat, fikrini değiştirmezsin değil mi? Asla. Acilen gitmem gerekti işte. Şimdi sana her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey duyulmuyor. Hayatım, ne yapıyorsun sen orada? Ödümü patlattın Celoş. Deniz geldi de Mert'in odasında konuşuyorlar. Ben de bir şeyler ikram edeyim diyecektim ama... Ne söyleyecekmiş Deniz? Bir şey söylemedi. Hayatım, sen neden bu kadar gerginsin? Bilmiyorum. Bir tuhaflık var Deniz'de ama anlayamadım.
Neyse, nasıl olsa öğreniriz. Hayatım, sana söyleyeceğim kötü şeyler var maalesef. Neymiş o Celoş? Ne yazık ki balayına gidemiyoruz. Ya. Nedenmiş? Şirkette çok önemli bir işim çıktı hayatım ama söz telafi edeceğim. Olsun Celoş, canını sıkma. Aman başka zaman gideriz. Anlayışlı karım benim. Evet Deniz, seni dinliyorum. Günlerdir bana söylemek istediğin şey nedir? Nasılmış peki birinden bir şey öğrenmek için çırpınıp durmak? Hiç hoş olmuyor değil mi Mert? Ne demek şimdi bu? Hani sen benden bir şey saklıyordun. Ben de bunu öğrenmek için çırpınıp duruyordum ya. İnsan ne kadar kötü oluyor, ne kadar yoruluyor değil mi? Evet, gerçekten de öyle. İşte ben de ne hissettiğimi anla diye böyle davrandım. Deniz, bana bir şey söylemeyecek misin yani? Hayır, söyleyeceğim. Nikah sırasında söyleyeceğim şey de oydu. Herkes bir şekilde bizim ilişkimizi biliyor Mert. Yani bir şekilde dahil oldu ilişkimize. Şimdi beni iyi dinle. Ben... Evet. Sen? Annenle konuştuğum şey asla aramızda bir şey olamayacağıydı. Çünkü ben başka birini seviyorum. Lan bu bir kabus olmalı. Annenle konuştuğum şey... Çünkü... Ben başka birini seviyorum. Kim? Biz kimi seviyor olabiliriz? Uyandırdım seni değil mi? Ya önemli değil de iyi, sen niye ofluyordun? Ya şu burs meselesini düşünüyorum işte, olacak mı olmayacak mı diye. Of. Ya senden ayrılacağımı düşününce hiç gitmeni istemiyorum. Ama nasıl mutlu olacaksan öyle olsun diye de bütün pozitif enerjimi sana yolluyorum. Şimdiden işe yaradı bile Mehveş'cim. Sen anlatsana, neler oluyor Melihler'de kalmalar falan? Dün gece de konuşamadık seninle. Ya neler oldu neler. Ya şimdi önce Melih benden yardım istedi, tamam mı? Kalk oradan Melih. Dayının kokusu her yere silmiş, orayı da sileceğim. Hayatım yorma bu kadar kendini. Nasıl olsa temizlikçi gelecek, o halleder. Ben temizlikçi falan bekleyemem. Şu pastırma kokusundan bir an önce kurtulmam lazım. Oo, pastırma deme ya, bak canım çekti şimdi. Hiç komik değil Melih. Al işte. Kendi gitti ama eşyaları hala burada. Kim bilir ne pisliklerle karşılaşacağım daha. Günaydın. Yine neyin peşindesin sen? Ay aşk olsun abla ya. Kahvaltı hazırladım sana. Ya Hacer teyzeyle konuşmayacağım dedim. Fuat'tan da kurtuluyorsun işte. Daha ne istiyorsun ki benden? Seninle küs kalmak istemiyorum. Ya vallahi içimden geldi. Ya o kadar hazırladım, yemeyecek misin? Ben masada yerim. Uf, ya Sedef'le konuşup bana olan duygularını söylerse... Ondan
babam işte, o zaman yanarım ben ya. Fuat bayıla bayıla anlatır her şeyi babamlara. Tamam Sedef'ciğim. Yarın görüşürüz, oldu mu? Tamam canım. Öpüyorum çok. Arıyor, aklım bir an başıma geliyor ha. Sunan'ın bir şekilde gönlünü almam lazım. Ablacığım. Ya abla. Fuat, oğlum kurbanın olayım, yapma. Bizi böyle bırakıp gidersen dayanamam ben. Mutlum ölürüm. Ölmezsin anne. Sana bir şey olmaz. Yanarsaydım, hayatını mahvetmene izin mi vereydim? Anne, sen benim hayatım için hiçbir şey yapmadın. Anladın mı? Yapmadın. Kendin için oyun oynadın. El alem bir şey der diye arkamdan iş çevirdin anne. İş çevirdin. Oğlum, civanım. Ananı dinle bak. Benim senden başka kimim var? Anne, ben artık yokum. Anladın mı? Yokum! Ben sensiz yaşayamam ki. Benim senden başka kimim var? Bunu arkamdan iş çevirmeden önce düşünecektin. Abim bir şeyler yap gidiyor oğlan. Bak biz hata ettik. Ama ne yaptıysak senin için. Baba. Hele sen. Annemle nasıl ortak olduğunu aklım almıyor, almıyor! Gençlik hatasıdır dedik oğlum. Gözü dönmüştür. Bizi görmüyordur dedik. Bak, affet bizi. Gitme oğlum. Affedemem baba. Artık istesem de affedemem. Affet, bir şeyler yapmıyor. Fuat, 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 dur dinle. Ta Maldivler'den beni aradığına göre bayağı bir özlemiş olmalısın. Doğrusu bu kadar çabuk beklemiyordum. Ben hiçbir yere gitmedim Mustafa, buradayım. Aa, o ne demek ya, niye? Bırak şimdi bunları, sonra anlatırım. Of Mustafa, Deniz Mert'e bir şey söylemiş midir diye içim içimi yiyor, çok korkuyorum. Hala mı o mesele ya? Ben sana dedim ya, bir şey söyleyemez merak etme diye. Mustafa, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Dün baş başaydılar. Ya bir şey söylediyse? Berna'cığım, söylemiş olsa Mert tepki göstermek için sabaha kadar bekler miydi sence? Anne, seninle konuşmam lazım. Hay başıma gele. Huh sana. Oğlanın gitmesine müsaade ettin ya. Gittiyse sen gönderdin oğlanı. Oğlan bu kızı seviyor dedim. Bırak artık dedim. Ama ben... Sus artık. Ben hala ben diyorsun be. Oğlan doğru söylüyor. Tabii kız pavyon kızı diye yediremedin değil mi? Ben sana söyledim. Er geç bu yalanlar ortaya çıkar dedim ama dinletemedim ki. Yok. O bizi bırakıp gidemez. Anasını bırakamaz. Şimdi sinirle gitti. Hala hayal dünyasındasın be kadın. Oğlan ikimizi de sildi attı. Bıraktı gitti işte. Oğlan haklı da. Sen de otur şimdi sokaklarda ağla artık. Anne, sana diyorum. Oğlum ben Anne bak. Mert. Ne oluyor oğlum sabah sabah? Ya annemle çok önemli bir şey konuşmam lazım baba. Bırak oğlum, kadıncağız yatsın uyusun biraz. Ya görmüyor musun, zaten uyanmış. Ay uyandım ama daha kendime gelemedim canım benim. Bir duş falan alacağım ben, hadi çıkın. Hadi oğlum, hadi kahvaltıya hadi.
Hadi. Anadolu'yu görmeliydim Deniz. Yani hayatında görebileceğin en ilginç insan olduğuna yemin edebilirim. Bana daha ilginç gelen Melih ile Hande'nin birlikte olması. Ben Hande'yi Mert'in arkadaşı diye biliyordum. Ya öyle zaten. Mert sayesinde tanışmışlar. Hadi canım. Gerçekten. Hani Melih'in internetteki fotoğrafları vardı ya. Onları Mert çektirmiş Hande'ye. Tanışmaları da bu şekilde olmuş. Günaydın. Günaydın Özgür. Bebeş. Sen hala kızgın mısın yoksa bana? Şu an bunları konuşmak istemiyorum Özgür. Sabaha nasıl başlarsam bütün günüm öyle geçer. Anladım. Hadi kahvaltıya gelin o zaman. Mehveş. Siz küs müsünüz yine? Yok, küs değilim. Özellikle öyle davranıyorum. Hani Ozan beni öptüğünde nasıl söyleyeceğim diye kıvranmıştım ya. Evet, biliyorum. Hani Özgür sana numaradan tavır almıştı. Hah, işte numaradan tavır alma sırası bende. Dalga geçmek nasıl oluyormuş görsün bakalım. Tamam ama fazla uzatma, hadi inelim kahvaltıya. Hande, sen de bu temizlik işini iyice abarttın ha. Otur dinlen azıcık. Sana kalsa pislik içinde yaşayalım zaten. Ne alakası var canım? Çok alakası var Melih. Gördük ailenin nasıl bir temizlik anlayışı olduğunu. Allah Allah. Sen de dayıma bir taktın ya. Of, iki saattir sil sil geçmiyor ne döktüyse. Hande, o bir aylık leke neredeyse ya. Ben ketçap dökmüştüm oraya. O zaman döktüğün gibi silersin. Hizmetçin yok senin burada. Hande, kimse sana zorla temizletmiyor ki. Kendin istedin. Of, kaç gündür sinirlerim tepemde zaten. Ben yukarı çıkıyorum. Sakın beni rahatsız etme. O yediğini de sakın dökeyim deme. Senin gözlerini oyarım. Gel hayatım gel. Otur kahvaltı et. İştahım yok canım benim. Yemeyeceğim bir şey. Hayatım. Ne olursun böyle asma suratını. Tamam. Maldivlere gidemedik. Söz. Telafi edeceğim. Sağlık olsun Ceroş. Başka zaman gideriz. Canım karım benim. Ben seni çok daha güzel yerlere götüreceğim. Neyse. Ben şimdi çıkayım akşam görüşürüz tamam mı? Oğlum. Hadi akşama görüşürüz. Güle güle baba. Anne. Seninle konuşmamız lazım. Ne konuşacaksak konuşalım canım benim de. Önce sen benim soruma cevap ver. Tamam, sor bakalım ne soracaksan. Deniz dün niye gelmiş? Ben de sana tam olarak bunu soracaktım. Deniz seninle konuştuğunda başka birini sevdiğini söyledi mi? Şey, yani nasıl desem? Anne, söyledi mi, söylemedi mi? Söyledi canım benim. Deniz başka birini seviyormuş. Of, peki kim olduğunu söyledi mi? Deniz, sen Celallerin nikahında önemli bir şey söyleyecektin, sonra ortadan kayboldun. Şey, önemli bir şey değildi aslında. İyi dileklerimi iletecektim. Allah Allah. Ben de önemli bir şey söyleyeceksin zannettim ama. Ay. Yandım. Yok yok, benim ben bir bez getireyim. Mehveş, tekrar hoş geldin. Sağ olun hocam. Siz de rahatsız ediyorum ama mağdur durumdayım da biraz. Ben bu mağduriyeti pek anlamadım. Kızım sen bu evden niye ayrıldın? Koşullar dayanılmaz bir hale gelmişti hocam. Resmen baskı altındaydım o evde. Bütün haklarım elimden alınmıştı. Bu kadar mı yani? Zor durumdaymış işte anne, tamam mı? Evet. Çok zor günler yaşadım İkbal Hanım. Yani hatırladıkça böyle tüylerim ürperiyor. Anlatmaya utanıyorum desem yeridir. Yoksa fiziksel şiddet mi gördün? Çayından iç, çayından. Anlatsana, Deniz kimi seviyor? Ne dedi sana? Sakin ol canım benim. İsim falan söylemedi. Sadece başka birini sevdiğini söyledi. Ay Mert, sen de şu kızın peşine bıraksan iyi edersin. Anne. Haksız mıyım Mert? Zaten başından beri sevmedim o kızı. Neydi dün nikahtaki halim? Bence hiç normal bir kız değil. Ama zaten Amerika'ya gidiyormuş. Gitsin, ne hali varsa görsün, bırak. Hayır anne, asla. Asla izin vermeyeceğim onun gitmesine.
Fiziksel şiddet yok tabii. Ama duygusal şiddete maruz kaldığımı söyleyebilirim. Ay, ben de önemli bir şey oldu zannettim. Ciddi bir çatışma yok yani. Var İkbal Hanım, olmaz mı? Çok incindim. Kolay kolay dönmem ben o eve. Sen bilirsin. Bizim evimizde istediğin kadar kalabilirsin. Neyse ben çıkıyorum. Daha bugün Zafer gelecek. Okulda yeni işle başlayacak da. Aa evet, konuşmuştuk. Ben de arayıp bir hayırlı olsun diyeyim bari. Günaydın canım. Günaydın. Nasıl? Hazır mısın bakalım yarın sınava? Evde biraz kalabalık. Çalışman biraz zor olabilir. Konsantrasyon gücünü çekebilirsin. Yok yok. Konsantrasyon benim uzmanlık alanım. İstersen ben sana işin inceliklerini öğretirim. İstemez, sağ ol. Evet. Ben çıkıyorum. Benimle gelecekler peşime düşsün. Hadi. Kolay gelsin canım. İyi günler. Efendim hocam? Deniz'cim acilen okula gelmen gerekiyor. Bursa'la ilgili çok önemli bir gelişme var. Peki hocam, hemen geliyorum, sağ olun. Sen artık ne yaparsan yap Şükrü. Oyun bitti. Benim aklım başıma geldi. Aa, ya ne yapalım? Oğlumuzu bırakalım mı? Ya Şükran, bak biraz bekleyelim, acele etme. Çocuğun siniri geçsin. Ondan sonra gider ikisini de gönlünü alırız, özür dileriz. Ben oğlumu o pavyon kızına yar etmem. Yanlış yapıyorsun Şükran, yanlış. Tünür'üm hoş geldin, geç gel. Tünür'üm ne oldu, sen ağladın mı? Şükran anne. Of of. Ay yoksa halaya bir şey mi oldu? Aman yok, onunla alakalı değil. Ay benim bugün böyle içim sıkılıyor. Yavrum hadi sen bize bir kahve yap da içelim. Gel geç. Ay Tünür'üm şu kahveleri sen yapıversen. Biz de gelinimle şöyle iki satır dertleşelim. İyi. Olur. Tamam. Gel kuzum gel. Biz seninle birazcık konuşalım bakalım. Hadi geç. Hande, uyuyor musun? Hayır. Hande'cim ben düşündüm ve bugünü Dünya Hande Günü ilan etmeye karar verdim. Ne demek o? Şu demek, son günlerde dayımdı, Mehveş'ti diye bunalan Hande'yi bütün imkanlarımızı kullanıp mutlu etmek demek. Mesela? Mesela güzel bir yemek ve ardından hoş bir film. Filmi ben seçerim ama. Anlaştık Kızılcık. Okey. Haydi bay bay. Zafer. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sen? İyi ne olsun işte. Birisini mi bekliyorsun? Yok, ben okulda işe başlayacağım da mesai saatinin başlamasını bekliyorum. Hayırlı olsun. Birazdan Pelin gelecek. Oturup laflarız. Bir şey içer misin? Ya aşkım bir kafe latte alır mısın? Sağ ol. Peki bu hem Pelin özel ders hem de okul işi nasıl olacak? Ders bitti, haberin yok mu? Nasıl bitti? Öyle gerekti. Galiba ben biliyorum niye bittiğini. Nedenmiş? Sen Pelin'e aşıksın. Sonra kendi kendine bu iş böyle olmaz dedin. Yok, ondan değil Ozan. Başka sebeplerden dolayı. Zafer'cim, bak dünyayı kandırabilirsin. Bütün insanlığı kandırabilirsin. Fakat beni, Ozan'ı asla kandıramazsın. Hadi itiraf et, aşıksın Pelin'e. Neyse Ozan, ben kalkayım, gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Aşk böyle bir şey. Anne diyorum hala. Anne dememem lazım. Şükran teyze. Aa. Ne demekmiş şimdi o? Anne demeyeceğim artık falan. Diyeceksin tabii. İyi de yani. Fatih Sedef'e geri döndü.
Yalanlarla beynini yıkadı çocuğumun. Ana baba düşmanı etti. Kim bilir? Belki de büyü yaptı oğluma. İnşallah kurtulursunuz. Ama Fuat beni bıraktı. Bana bak. Sen annenlere bir şey demedin, değil mi? Ay demedim tabii ki. Nasıl diyebilirim ki Şükran teyze? Fuat ben konuşacağım dedi zaten. İyi. Sen sakın hiçbir şey söyleme. Ben biliyorum. Sen benim Fuat'ıma çok aşıksın. Biz seninle gelin kaynana ikimiz el ele verdik mi bu işi çözeriz. Fuat evi terk etmiş. Nasıl engel olacaksınız ki? Daha bilmiyorum kızım. Ama sende bu sevda, bende de bu inat olduktan sonra... Evet seviyorum. Ama ben gururumu öyle ayaklar altına alamam Şükran teyze. Yani beni sevmeyen, istemeyen birinin peşinde koşamam. Kızım. Ben okula gidiyorum. İyi. Dertleştiniz mi annenle? Ha, dertleştik dünürüm. Biz gene konuşuruz nasıl olsa. Hadi Allah zihin açıklığı versin güzel gelinim. Ne haber abi? İyidir. Sağ ol ben de iyiyim. Ama sen bana kızgınsın herhalde. Özgürcan nasıl kızgın olmam? En yakınlı arkadaşının annesiyle babası evleniyor ve sen orada yoksun. Ha? Ne desen haklısın. Saçma sapan bir hafta geçirdim. Ayrılın. Ya Meyveş evi terk etti. Melih'e sığındı. Sonra Melih'in dayısı geldi. Sonra Hande de kızdı. Hep birlikte pavyona gittik. Pavyona mı? İnanmayacaksın bana ama dansözde göbek bile attım. Hatta gittim onu öptüm. Bu duruma Meyveş ne dedi? Ne desin çok kızdı. İyi de şimdi dansözü öpen sensen. Hande niye sinirleniyor? Vallahi dayısını görseydin ne demek istediğimi anlardın ama. Şimdi nasıl peki? Vallahi canı sıkkın biraz. Özgürcan, sana çok önemli bir şey sormam lazım. Hayırdır? Nerede bu ya? Ne canım? Un. Ha, onu dayım bir yere kaldırmış olabilir. En sona bir şey yapıyordu galiba. Her taşın altından dayın çıkmasa şaşırırım zaten. Hande, adamcağız gitti işte. Daha ne istiyorsun? Ya onun buzdolabında bulunmadığı bir ev istiyorum. Hande, bağırma bana. Yok, bu böyle olmayacak Melih. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Ne olmuş benim kuzime? Hı? Sınav öncesi moralim bozuldu. Bırak Ozan ya. Yarın deneme sınavı var. Ben kitap görmek istemiyorum. E canım zaten sınavdan bir gün önce çalışmayı bırakman lazım. Ne oldu anlat bakalım. Benim. Ne oldu biliyor musun? Ay sınav iptal edildi de ne olur. Hayır. Ama annemler bir haftaya kadar yurt dışına gidiyorlar. Arap olan kabus da tamamen bitti. Ay pek felin. O zaman biz de kal bunu kutlayalım. Tamam. Annenler gidince de ben sizde kalırım. Pijama partisi yaparız. Tamam. Evet, ben Deniz kaçar. Aman, ben geldim ya hemen kaç. Ne kaçacağım ya? Muhabbetin için limon sıkan sensin canım. Allah Allah ya. Ozancığım, ben kaçmıyorum tamam mı? Sen kaçıyorsun. Eğer ben kaçsaydım seni önemsediğim anlamına gelirdi. Ama maalesef sen kaçıyorsun. Ha, ben şimdi senden kaçıyorum çünkü seni önemsiyorum öyle mi? Banucuğum, çok komiksin biliyor musun? Aa, çocuk musunuz siz ya? Bu ne böyle? Kabul edin işte, birbirinizi görünce bir şeyler söylemeden duramıyorsunuz. Hayır, abi ya sataşın ol. İlla ki bir laf söyleyecek yani. Ya halama giderken senin izin mi alacağım yani? Allah Allah ya. Susun. İkiniz de aynı durumdasınız. Boşuna konuşmayın. Merhaba. Seni burada görmek ne kadar güzel. Balayına çıkıyoruz diye canımız çok sıkılmıştı ama... Bak işte buradayım. Aa sahi o mesele ne oldu? Anlatacağım demiştin. Anlatırım sonra boş ver. Önemli olan burada olman değil mi? Yakında hep yanında olacaksın. Bak önümüzde çıkan bütün engelleri teker teker aşıyoruz. Sonra hep beraber olacağız. Şu deniz meselesinin kapanmasına da çok seviniyorum. Ufaklık can sıkmaya başlamıştı artık. Ben sana Deniz'in hakkından geleceğimi söylemiştim değil mi? Sahi nasıl kapandı onun çenesi? Ne yaptın da susturdun? Deniz'i en zayıf noktasından vurdum. Köşeye sıkışınca benim dediklerimi kabul etmek zorunda kaldı. Nasıl yani? Ne dedin? Bennacığım, Deniz Mert'i seviyor.
ona aşık. Ben de eğer çenesini kapalı tutmazsa Mert'in canını yakacağımı ima ettim. Biz başka biri var mı dedin? Dur bak, var mı böyle bir şey? Bana doğruyu söyle. Vallahi varsa bile benim haberim yoktur. Peki Mehveş, Mehveş biliyordur kesin ha? Eğer böyle bir şey varsa tabii ki Mehveş biliyordur da. Biliyorsun Mehveş benimle pek konuşmuyor. Aramız bozuk. Hadi yani. Tamam, sen canını sıkma. Ben elimden geleni yaparım. Sağ ol Özgür. Laf olmaz. Hadi ben kaçar. Ne diyorsun Mustafa? Mert'in canını yakmak da ne demek? Deniz'in sesini kesmek için onu tehdit etmem gerekiyordu. İyi de sözünü ettiğin kişi benim oğlum. O benim dünyadaki en değerli varlığım. Nasıl böyle bir şey söylersin? Anne, lütfen sakin ol. Mert herkesten önce ben korurum zaten. Ama Deniz'i yola getirmek için böyle konuşmam gerekiyordu. Yine de Mert'i karıştırma Mustafa. Ben bir anneyim, anla lütfen. Sen içini ferah tut. Benim için bir tek sen varsın. Bu yüzden Mert benim de oğlum. Ona kim dokunmaya kalkarsa karşısında önce beni bulur. Yani siz şimdi birbirinize karşı hiçbir şey hissetmiyor musunuz? Hiçbir şey. O zaman affettiniz birbirinizi. Affetseniz selam verip geçebilirsiniz. Ama sizin aranızdaki gerilim giderek artıyor. Evet, gerilim artıyor. Bu da onu sevdiğim anlamına gelmiyor. Maalesef Ozan Bey'e katılıyorum Pelin'cim. Ozan Bey'e katılmamak zaten elde değil. Yanılıyorsunuz. Çünkü öfke aşk kadar, hatta ondan da güçlü bir duygu. Aranızdaki gerilim birlikte olduğunuz dönemden bile fazla. Ha, anladım. Banu yine senden bizim aramızı yapmanı istedi değil mi? Kafayı mı yedin sen be? Niye? Arap oğlan gitti, I am back diyordun demin. Ya bak yine aynı şeyi yapıyorsunuz. Aranızda yarım kalan bir şeyler oldu, çok açık değil mi? Kuzen bir kere ben... Evet, bir kere sen Banu'yu bir türlü affedemiyorsun. Ben affettim. Sen niye affedemiyorsun? Ya. Sen de daha 2 ay öncesine kadar Ozan'la birlikte olmak istiyordun. Şimdi görmeye tahammül edemiyorsun. Neden Banu? Pelin, sen bu lafları nereden buluyorsun ya? Psikolog falan mı olacaksın? Evet Pelin ya. Sen psikolog olsana. Yakışır yani. Sadece bu kitap sayesinde insanın duygularıyla yüzleşmesinin çok önemli olduğunu anladım diyelim. Of be anne, neredesin? Şimdi aramayayım. Bırakayım kız biraz nefes alsın. Rahatlasın canım. Ne de olsa ihtiyacı var buna. Ulan ben de iyice kadın dergisi gibi konuşmaya başladım ha. Alo. Ne var Alisa? Nerede olacağım? Evdeyim. Ne? Mülayim Hoca'nın dersinden kalacak mıyım? Ulan bir bu eksikti ha. Bir saat sonra mı? Tamam geliyorum hemen. Tamam hadi kapat. Bahse varım ki sen birazdan bu kitaptan beni tekrardan kazanmak için fikir alacaksın. Ha, Allah Allah ya! Seni kazanmak için niye uğraşayım ki? Aa, gerçekten sabrımı taşıyorsun. Canı sıkkın olan benim. Kafam dağılsın diye geldim buraya. Ama ya siz? Kendinizden başka kimseyi görmüyorsunuz ya. Affedersin, haklısın. Ay pardon Pelin'cim ya. Bazeyle mi ilgili? Önce sizin sorununuzu çözeceğiz. Pelin, Banu klinik vaka. Nesini çözeceksin? Ozan! Bu böyle gitmez arkadaşlar. Ben ikinizin hayatında da varım.
Bu tartışmalar, karşılaşmalar sürekli olacak. Gerçekten sıkıldım. Vallahi ben de sıkıldım. E nasıl çözeceğiz Pelin? Kitaba danışacağız. Neden çağırdın beni buraya? Sorunumuz neyse oturup konuşalım Meyveş. Evde doğru düzgün konuşamıyoruz. Evet. Sorunumuz senin çapkınlığın canım. Bunun da çözülebilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Ya Meyveş sen de taktın mı takıyorsun? Ben kadının yüzünü bile görmedim ya. E görmezsin tabii. Para sıkıştırırken yüze bakılmaz. Nerelere baktığını ben çok iyi biliyorum. Meyveş senden 1500. kere özür diliyorum. Hadi kes cezamı da kurtul artık. Cezana razısın yani. Evet razıyım. Yeter ki seninle küs olmuyorum. İyi peki. Cezanı söyleyeceğim ama itiraz etmek yok. Hazır mısın? Hazırım. Ben burada çıkıp göbek atacağım. Sen de bana para takacaksın. Ne? Ben böyle şeyler beni bozar. Ben gidiyorum. Daha yok yok. Siz oturun. Ben kalkıyorum asıl. Hiç mi hatırım yok canım? Oturur musunuz şuraya? Bazen çok önemsediğimiz biri bizim için değerini kaybetti zannederiz. Oysa ne kadar incinsek de, unuttuk zannetsek de, o bizim içimizde olanca varlığıyla durur. Bunu kabul etmemek için kimi zaman hırçınlaşır, kimi zaman aynı yerde olmaktan bile kaçınırız. Aslında öfke sevgiyi, kızgınlık aşkı örten tüm bir perdedir yalnızca. Yine ya, saçma sapan bir şey. Bence de. Kesmeyin. Duygularımızı bir tür perdeyle örteriz çünkü bir daha kırılmaktan korkarız. Yeniden değer vermekten, yeniden sevmekten, affetmekten korkarız. Çünkü sevmek nefret etmekten, affetmek kin duymaktan daha zordur. Çünkü o zaman kendimiz oluruz. Ve biz aslında en çok kendimiz olmaktan korkarız. Ne dediğinin farkında mısın sen Meyveş? Evet, farkındayım. Madem kadın bedenine para takmaktan gocunmuyorsun, sevgilinle oynarken de gocunma. Ya Atmaz! Ya olur mu öyle şey ya? Hem millet ne der? Önemli olan milletin de dediği değil mi? Yazıklar olsun. Ya, özür dilerim ben öyle söylemek istemedim. Ya bu ifadeye bayılıyorum. Şaşk olasın benim. Nasıl yani? Ne demek istedin sen? Diyorum ki, dansız, mansız umurumda değil. Ne yani, kızmadın mı? Kızmadım tabii. Dansızı kıskanacak halim yok herhalde. Bravo Meyveş. Resmen beni süründürdün. Dersen sen de bana aynısını yapmıştın. O zaman öptüğümde. Evet, haklısın. Tamam, eşitlendik değil mi? Artık unutabiliriz. Yok, barıştık sevgilim. Seni daha söz öptüm, iyi öpeyim mi? Özgür! Kitap bir test öneriyor. Hayal edin ve yazın diyor. Ama ben size sadece deneyin diyor. Eski kızgınlıklardan konuşmadan sanki normalmiş gibi bir gün geçirin. Ve o günün sonunda da karar verin. Of Pelin ya. Banu'yla bir gün. Tam saçmalık. Saçma falan değil. Sadece biraz cesaret istiyor. İkiniz de yorulduğunuzu söylemediniz mi? Evet. E ben de yoruldum. Madem ikiniz de bu kadar eminsiniz, deneyin işte, ne kaybedersiniz? Önerim şu. Yarım saat sonra eğer yüzleşmeye cesaretiniz varsa burada buluşun. Ve o dakikadan itibaren eski anılarınızdan bahsetmeyin. Eğer hala aşık olduğunuza karar verirseniz... Öyle bir şey olmayacak. Olmaz ya. Diyelim ki oldu. O zaman tekrar buluşalım. Size bağışlamak ve güvenle ilgili bir şeyler okumak istiyorum. Ya Pelin dur, nereye gidiyorsun? Hem senin neyin vardı? Ne olduysa kitap çağrı olmadı galiba. Benim şimdi ders kitaplarına gömülmem lazım. Kütüphanede olacağım. Dediklerimi unutmayın. Hadi görüşürüz. Zafer, özür dilerim. Önemli değil. Çok dikkatsizmişti. Gerçekten önemli değil. Nasılsın, iyi misin bari? Hı, iyiyim. Ya, değilim işte, çok mu belli oluyor? Kötü bir şey yok ya.
burs için Selçuk Hoca'nın yanına gitmiştim. Ama referans mektubu gerekiyormuş yabancı bir hocadan. Ve o kadar az zamanım kaldı ki nereden bulacağım bilmiyorum yani. Ya halledilir, üzme kendini. Bilmiyorum Zafer. Neye heves etsem hep bir engel çıkıyor karşıma. Yapma ama böyle. Sürekli mücadele etmekten bıktım, anlıyor musun? Gücüm kalmadı artık. Gel buraya. Üzme kendini, geçecek hepsi. Gel. Canım. İsmail'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin toplantın yok muydu bugün? Vardı da erken bitti. Ben de sana uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Seninle MFH meselesini konuşmak istedim. Ya ne yapalım? Bu kıza bir kere kal dedik, işte öyle kaldı. Biz kal dedik de bakalım annesi babası ne diyor? Biz annesini babasını tanımıyoruz ki. Nereden bileceğiz ne dediklerini? Ben telefonlarını çoktan buldum. Yani vallahi senden korkulur İkbal. Ay ne yapayım Bahri? Sevmiyorum o kızı. Çalıyor. Alo? Merhabalar, ben İkbal Atabay. Kızınız Mehveş'in, arkadaşı Özgür'ün annesiyim. Mehveş mi? O kimdi? Kızınız? Benim öyle kızım yok. Bağırmalar, çağırmalar, evi terk edip gitmeler. Ama hanımefendi... Aması falan yok İkbal Hanım. Negatif enerjisini atmadan eve gelmesin. Aynen böyle söyleyin. İyi günler. Bahri gülme. Ne yapayım ya? Gülme. Çok teşekkür ederim Zafer. Önemli değil ama bak, bir daha bunları düşünüp kendini üzme, olur mu? Deneyeceğim. Sen nereye gidiyordun? Bunları fakülte sekreterliğine götüreceğim. Ben de sana eşlik edeyim. Benim de orada bir işim var. Olur. Ben sana bunların arasında bir şey var demiştim de bana inanmamıştın. Pelin. Ne var? Zafer Bey'in benden neden kaçtığına şaşmamak lazım. Ne diyorsun sen be? Görünen köy kılavuz istemez demek istiyorum canım. İkisine de yazıklar olsun. Alo. Hande, alt kantinin oraya gelir misin? Tamam, bekliyorum. Görüşürüz. Thank you.
Merhaba kız. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyice ya. Ne olsun işte. Dersler falan. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Her şey aynı. Görüşürüz. İyi bak kendine. Sağ ol. Aşk ilk günkü tazeliğini kaybetti ha? Bilemiyorum. Yani evet, önceden çok daha iyiydi. Artık sürekli kavga ediyoruz. Bu kavgalar neden çıkıyor peki? Sudan sebepler aslında. Yani nasıl söylesem, her şey batmaya başladı. Hande, sen Melih'i seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum. Yani evet, seviyorum. O zaman kavgalara papuç bırakmayacaksın. Yani her ilişkide kavga olabilir. Sonuçta hiçbir şey aynı kalmıyor değil mi? Haklısın galiba. Yani öyle çok fazla da sorunumuz yok zaten. Ama ben küçük sorunları alıp büyütüyorum. Örneğin geçen eşyalarımı bulamadım, ondan bildim. Ha, bu arada eşya demişken senin bazı eşyaların bende kalmış. Bir ara gelip alsan çok iyi olur. Ya görüyor musun, sende kalmış eşyalarım. Ben de boşu boşuna kızdım Melih'e. Anlattığım gibi Zafer. Ne yapıp edip referans mektubunu bulmam lazım. Ya bu burs neden senin için bu kadar önemli? Ne pahasına olursa olsun buradan gitmek istiyorum. Yani bu burs benim tek şansım. İyi de neden bu kadar çok gitmek istiyorsun? O kadar çok nedeni var ki Zafer. Hangi birini söyleyeyim bilmiyorum. Sanırım ben o nedenlerden birini biliyorum. Mert. Bazen aşkta fedakarlık yapmak gerekiyor. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Kısacası bir seçim yapmam gerekti. Ben de gitmeyi tercih ettim. Umarım doğru olanı seçmişsindir. Umarım. Ha, burada ayrılıyoruz galiba. Evet. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Rica ederim, her zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha, Deniz. Efendim? Bu arada... Hani derler ya, aşk kendinden vazgeçmektir diye. Bence aşk, aşktan vazgeçmemektir. Bir de böyle düşün istersen. Gelmeyecek galiba. Ağlamayacağım. Kusura bakma Mert. Zaten yeterince derdin var. Bir de ben kalkmışım sana Melih'ten bahsediyorum. Yok canım, olur mu öyle şey? Yok vallahi öyle oldu. Özür dilerim. Hande bak, bir daha duymayayım. Arkadaşlar ne gün içindir? Ha, bu arada yarın falan uğrarım eşyalarımı almaya. Tamam, alırsın. Her şey yoluna girer değil mi Mert? Hande girer tabii. Ya siz istedikten sonra aksini düşünmek mümkün değil. Bilemiyorum. Bilemeyecek bir şey yok. Sadece ikinizin biraz zamana ihtiyacı var. Daha sonra her şey çok güzel olacak.